Efendim sizi tanıyalım öncelikle. Ars'ın tanıyor, bir de Trabzon tanısın. Tabii ki Muhammed Sait Gürsoy. Ars'ın doğumluyum. Ars'ın'da yaşamaktayım. İşlerim yüzüm Ars'ın'da. AK Parti kurulduğu günden beri kurulucu üye olarak Ars'ın ilçesinde siyaset hayatıma başladım. Sonra il yönetimlerinde teşkilat başkanı, seçim işleri başkanı, tanıtım medya başkanı ve mali idare işler başkanlığını yürüttüm. En son olarak da Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliğini, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığını, zaman zaman da Belediye Başkan Vekilliğini yürütmekteyim. Kısaca bu. Peki Ars'ın'da şöyle bir rahatlık var. Çok yani Ars'ın çok sevdiği bir isim var Erdem Şen. 3 dönemi dolduğu için hani siz rahat rahat çalışma yapabiliyorsunuz. Diğer ilçelerde devam edecek başkanlarla yapıyor. Siz o konuda rahatsınız. Evet. Ne planlıyorsunuz? Yani Ars'ın'a neden aday oldunuz? Şimdi bu soruyu ben öncelikle çok zaman aday olmadan önce kendi kendime soruyordum. Niye ben? Niye ben Ars'ın aday olmalıyım? Ben şunu diyorum. Yaklaşık 17-18 yıllık bir siyaset tecrübem oldu. Evet. Bunda üst düzey teşkilat yöneticilerinde teşkilatlarda bulundum. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nde inanılmaz bir tecrübe edildim. Orada Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı, Grup Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Vekilliği görevlerinde güzel bir tecrübem oldu. Bu tecrübelerimle beraber Ars'ın'da yaşamaktayım, Ars'ın'da doğdum. Orada oranın havasını solduğum için oralara güzel bir hizmet edebilirim. Orada yaşamaya da devam ediyorum. Ben hatta şöyle bir küçük bir anekdot vereyim. TİSKİ'nin genel bütçe görüşmelerini yaparken bir ara sular kesmiş, eşim beni aradı. Aynen dedi tabiri. Arkadaş arıyor, şu eşine sorar mısın sular ne zaman gelecek diye. Ben de hemen orada TİSKİ'de Genel Müdür Recep Bey'e söyledim. O da sağ olsun mesaj olarak bize iletti. Sonra mesaj sistemi de bu şekilde oturdu. Biz de hemen mesaj atıyoruz. Bunu niye dedim? Bizim eşim en önce sudan, elektrikten, yoldan, okuldan ailem rahatsız olunca onlar beni arıyorlar. Ben de yaşadığım yerde Allah'ın izniyle inşallah güzel hizmetler yapmak için gayretimiz olacağı inancıyla bu yola çıktık. Sait Gürsoy çok gezmiyor diyorlar, işte çalışmıyor diyorlar da herhalde bir iki...